Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı'cığım. En sonunda tanıştık. Evet. Merhaba Hoş efendim. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önce İstanbul'a, sonra size. Ya. Merhaba. Ben Volkan abi. Merhaba Volkan. Ha? O ne güzel küpe öyle. Ya. Azizim, bu nişan taşı, bu ışıklar, bu cadde. Kalem müdürüne dedim ki, burası İstanbul'un sanki Şanzelize'si, Saint-Germain'i. Kim kalem müdürü yani, Brüksel'de gibi? Sedef canım. Efendim, Bülentciğim bana hep kalem müdürü derdi. Aa, öyle mi? Ay şey, ayakta kaldık efendim. Lütfen buyurun, oturalım. Buyurun efendim, Sedef Hanımcığım. Buyurun. Rica ederim. Buyurun efendim. Fakat matmazel bizim tahminimizden daha güzel. Matmazel kim? Aslı canım. Ah, mersi. Kalem müdürüne, dünürler dedim sanki İstanbul'un Paris'inde oturuyorlar. Şurası Café de Flore olmalı, şurası da bir nevi Cartier Latin. Ya tabii. Hayır hayır, neredeyse Çengelköy'e gidiyorlardı. Zor şey ettik vallahi. Ama niye? Çengelköy de güzeldir beyefendiciğim. Çocukluğumda babacığımın yalısı vardı orada. Ne güzel denize girerdik. Ya, ya ah, ne güzel o eski zamanlar ya. Ya. Cem yavrum, ne oldu gözüne? Düştüm, çarptım, kaza işte. Ha, bah bah, geçmiş olsun yavrum. Siz Çerkez misiniz? Çerkez? Aa, tabii Çerkez tavuğumuz var. Aa, hemen çaya geçelim mi? Minno, minno. Siz kuzum Çerkez misiniz diyorum. Hayır efendim, ben Bursalıyım. Çok garip. Bu zarafet, bu ince kemik yapısı ancak Çerkez kadınlarında olabilir değil mi? Kalem müdürü. Hı? Israr etme Mehmetciğim. Hanımefendi Bursalıymış. Ha, vardır bir Çerkezlik vardır. Bak böyle elmacık kemikleri çıktı. Yüzü ince. Aynı şey matmazelde de var. Dikkat ettin mi? Yani ben nerede görsem Çerkez kadınlarını tanırım. Efendim, Çerkez kadınları böyle elmacık kemikleri çıkık oluyor. Gözler iri. Başka bir ras. Biliyor musun? Boy uzun ol. Kalça hafif çıkık arkaya böyle. Bacaklar sütun. Sütun. Göğüsler biraz... Bu yeni evimiz de bizim. Hı? Çok ne kadar rahat değil mi babacığım yeni evimiz? Oh, güle güle oturun inşallah. Bülent Bey, ben şey soracaktım. Şey dediniz de, sizin evin karşısında küçük bir Paris maketi var diyordunuz. Bülent Bey girerken şey dediler, Nişantaşı ne kadar Paris'e benziyor. Orada Paris mevzu geçti de, değil mi? Ne kadar kafeler olsun, butikler olsun, konsept. Evet, burada da aynı şey. Biz Çerkez olabilir miyiz anne? Ben şimdi öteki konuyu daha şey yaptım. Olabiliriz belki de, değil mi? Ne enteresan. Acaba biz Çerkez miyiz? Emekli olun diye bir letter geldi. Offensier, bir evitasyon olarak. Biz de itiraz etmedik. Şeremi bilirsiniz. Par politesse, yani noblesse oblige. Evet, evet. Güzel kız değil mi? Bayılıyorsun bakıyorum sen de. Öylesi yoktu değil mi Amerika'da? Çaylarımız geldi. Aa, İffet bize bunu yapmayacaktın ya. Herkese çay koymuşsun. Domaj. Siz nasıl içiyordunuz? Domaj fincan mı? Evet. Böylesine bir gecede çay içilir mi yani? Şampanya var, onu açalım hemen. O sonra kız. Matmazel. Bana bir şarap bul. Şöyle peynir meynir ortaya. Patisiye ile kilo almayalım değil mi kalem müdürü? Evet. Bizim Aslı'ya bu gecenin anısına küçük bir hediyemiz var. Değil mi anne? Ah, tabii. Cem, evladım sen tak istersen. Tria, azizim. Evet, kim? Tria. Tria ne demek?
Markası falan mı Bülent abi? Tria. Üç demek. Latince. Kusura bakmayın. Benim Latincem biraz zayıftır da. Bunun üstünde üç pırlanta var. Cem'e dedim ki bunu al. Bunun bir anlamı var. Bunun bir şifresi vardı. Şifre? Ya baba onu sonra şey yapsak? Bu yeni jenerasyonda bizden daha timid yahu. Utangaçtır diyor yani. Biz gençken parklarda sevişirdik Aziz. Ey maşallah. Hayırlı işler Bülent abi. Vallahi ne bileyim biz öyle parklarda pek şey etmedik de. Şey hadi oğlum şey söyle. Ya baba. Söyle de ne olur Cem? İyi tamam. Bu üç pırlanta dününü, bugününü ve yarınını temsil ediyor. Ya. Benim fikrim nasıl? Ay harika Bülent Bey harika. Şimdiye kadar bu formül hiç başarısız oldu. Ya Bülent çok iyi bilir bu işleri. Bülent abi beni de yanına çırak al be abi. Hadi tak oğlum matmazel bekliyor. Evet Cem'in özel ricası üzerine efendim. Sanıyorum çocuklar bir yıldır bir birliktelik sürdürüyorlar. Bizim de bu akşam buraya gelmemizin sebebi malum. Aç bakalım kızım. Baba, lafını unutma tamam mı? Komşum merhaba. Şimdi ben helva yapıyorum da bir baktım yağ yok. Acaba sizde tereyağı var mı? Hadi. Sağ ol. Pardon. Baba, diyordun. Kadına pırlanta hediye edeceksin Aziz. Marilyn Monroe der ya, pırlantalar genç kızların en iyi dostlarıdır. Fakat o kadında da nasıl diyeyim, bir kum saati gibi bir bel vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Efendim. Efendim. Nazan mı? Hangi Nazan acaba? Pardon. İffet. İçer misin canım? Teşekkür ederim. Ben çay içiyorum. Kalem müdürü al biraz kendine iç. Baba tam bir şey diyordunuz. Yarıda kaldı. Kapı çalındı o sırada. Oradan alalım. Ne diyordum ki? Marilyn Monroe. Çocuklarınki bir histoire d'amour. Yani bir aşk hikayesi. Madem çocuklar aralarında karar vermişler, benim de damat adayının babası olarak söylemem gereken bazı şeyler. Evet efendim. Ay. Ben bakarım. Kapıcıdır kapıcı. Aa, benim hocam. Nasıl gidiyor? Aa, Fatoş'cum hoş geldin. Ne var ya Fatoş? Aslı'yla konuşmuştuk. Özel meyve likörüm bu benim. Geçerken bırakayım da güzel güzel için dedim. Ay çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Gel otur biraz. Cem'in annesiyle babası var. Onlarla tanış. Hayır, hayır. Cem, kim o? Ya hayatım benim adımım var. O yüzden geçmesem daha iyi. Aslı'ların arkadaşı. Yabancı değil. Fatoş Hanım, onca zahmetler yapmışsınız. Gelin bir beş dakika soluk alın. Hadi gel. O ne öyle? Aslı, çok güzel bir kolye. Öyle mi? Bu şey Cem'in hediyesi. Bu şimdi üç pırlanta. Dünü, bugünü ve bir mürekkep. Ağır bir parfüm kokusu dolmadı mı ortaya? Burnum hassas. Ben ne yapayım? Bülent onlara. Memnun oldum. Gerçekten büyülendi. İstanbul'da ne güzeller varmış kalem müdürü. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim.
Şarap alır mısınız hanımefendi? Olur. Fatoş bizim dergi editörümüz. Yapma ya. Daha önce tanışmamızdan hangi alçak sorumlu? Ne? Fatoş adam sizin gibi kadınlara Paris'te malifik derler. Yani muhteşem. Efendim, güzellik oran demektir. Yani proporsiyon. Bakın mesela Fatoş adama göğüs, bel, kalça, proporsiyon tam. Mükemmel. Malifik. Ya. Ya. Bülent çok iyi bilir proporsiyon meselelerini. Zamanında bizim proporsiyonlar da önemliydi tabii. Ama günün birinde bir de baktık ki önüne gelenin proporsiyonu inceleniyor. Hem de böyle yakında. Hep öyle efendim, hep öyle. Hep öyle olur mu İffet Hanımcığım? Bülent'e özel bir durum bu. Bazı insan alkole dayanamaz, bazı insan sigaraya. Bazısı da böyle olur. Ne yapayım yani güzel bir kadına? Çirkin mi diyeyim azizim? Nerede ucuz bir parfüm var? Hop, bizimki peşinden gider. Ne yapsın, elinde değil. Beni merak ederler. En iyisi ben kalkayım size. İyi geceler. Vallahi daha gitmeyin. Sizi tanıyamadık ki. Aman Bülent'cim, sen nasıl olsa tanırsın hanımefendiyi. Adresi de öğrendin. Artık başlar dergiye gelip gitmeler. Sende kıskançlık hastalığı var. Kalem müdürü. Jalusi. Şaşılacak şey Bülent Bey. Tam tahmin ettiğimiz gibi oldu. Yani plan kusursuz işledi. Hayret vallahi. Çok yıprattık Cem'i, yazık. Yazık olur mu azizim? Bizim Sedef Aslı'ya neler söyledi sağ olsun. Ama bu iş böyle olmuş. Bu çocuklar şımarık çocuklar. Bütün koşullar uygun olunca ufak tefek şeyleri kafalarına takıyorlar. Halbuki aşk yasak olmalı azizim. Vallahi haklıymışsınız. Bravo doğrusu. Demek yasak olunca tatlı oluyor. Sedef Hanım'a selam söyle. İfon'un Sedef Hanım'a selamı var efendim. Sağ olun. O da sana selam söylüyor. Tabii tabii. Yakında görüşürüz herhalde. Hadi hayırlısı. Sağ olun. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Sedef Hanım. Hoş bulduk İffet Hanımcığım. Ah ne zahmet ettiniz. Mutlu yıllar azizim. Bu ne? Ama estağfurullah, size ne olur mu efendim? Tabii size... Lütfen, lütfen efendim. Ayakta kalmayın. Buyurun oturun. Evet, şöyle alayım sizi Bülent Beyciğim. Ay ne zahmetler etmişsiniz Sedef Hanım. Pasta mı? Christmas kek canım. Nasıl? Noel keki hayatım, bilmez misiniz? Ay, bilmeyiz. İnsan her gün yeni bir şeyler öğreniyor tabii. Pasta işte. Ben başka bir şey mi dedim? Tamam, ben sevmem böyle kuru şeyler. Şampanya içelim aziz. Aldırdık efendim, aldırdık. Yabancı. Saat 12'de patlatacağız. Aa, saat 12'ye kadar biz ayık mı kalacağız yani? Biz böyle yılbaşıları akşamüstü şampanyayla başlar, sonra böyle devam ederiz değil mi kalem müdür? Adetiniz öyleyse aldırırız değil mi İfo? Dükkanı ara da birkaç tane daha yedek yollasınlar. Adet dediniz, az kalsın unutuyor. Bakın bende ne var? Ökse otu deme bana Bülent. Aa, şey mi bu? Ağaç için süs mü? Hayır, bu bir yılbaşı adetidir. Bu ökse otunu kapının girişine asarız. İnanamıyorum sana Bülent. Bak, Cem'e söz verdin, bu gece arıza çıkartmak yok. Melek gibi olacaksın. Ne oluyor onu asınca? Evet, misafir erkek bu süsün altından geçen böyle bütün kadınları öpüyor. Ne? Nasıl şey o öyle? Yılbaşı adeti. Ah, ne eğleneceğiz, ne eğleneceğiz. Ben hemen şimdi bunu asayım efendim. Fo, sen sakın mutfağa gitme. Ne getirilecekse ben alır getiririm. Tahsin'cim, olur mu öyle şey? Nasıl servis yapacağım? Hindi de pişmek bilmiyor. Gidip gidip gelmem lazım. Ya ikide bir bu adam seni öpecek mi yani? Ne yapalım? Öpsün. Yanağından öper. Aa, yanağından öpermiş. Hale bak ya. Ne dejenere adetler bunlar.
Aa, hiç lavabalikten hoşlanmam böyle. Ay ben sanki bayılıyorum. Dedim sana bunların yılbaşı adetleri bizimkinden aynı değil. Ay meyveri keki anladın. Öpme ne oluyor onu anlamadım. Çattık yahu. Sen çağırdın ne yapayım? Çağırmasaydın. Hindi de pişmek bilmiyor. Kart çıktı. Ay her şey mi bu kadar ters gider? Aa Aslı'yla Cem'dir ben gidip... Dur geçme oradan. Ben açarım. Ay. Kim geldi? Ben geldim. Hoş geldin. Eyvah. Sakınan güzel. Buyurun bakalım. Şey ben bu elbisede karar kıldım. Sizce nasıl bir mesaj veriyor? İyi iyi kızım. Yalnız bizim misafirlerimiz var. Sen dükkana gitsene Volkan orada. Hanımefendi bu elbise bütün vasıflarınızın altını çiziyor. Muhteşem. Var ya bana da öyle geldi. Hanımefendi. Ben Bülent Onara. Selim ben, yara bakan. Hanımefendi sizi öpmek zorundayım. Ne vasıtayla? Öksü otunun altından geçtiniz. Kara bahtım, kör talih. Ne yapmışım? Bu süsün altından bu gece hangi hanım geçerse onu öpmek zorundayım. Yılbaşı adet. Enteresan. adet yerine gitsin değil mi? Ne kazandım? Nasıl yani ne kazandınız? Hayır bir şey. O kadar öptüm değil mi? Yani bir ödül olmalı, bir karşılık olmalı yani. Var. Şampanya var. İyi. Oldu o zaman. Alayım biraz. Peki. Söyleyeyim bakayım. Hiç derginize kapak oldunuz. Ben? Hı. Ya ben şahsen kendim... olmadım. Ama olabilirim yani, değil mi? Hay ben mankenlik özelliklerinde bir altyapım olduğunu düşünüyorum çünkü. Yani altyapı, üst yapı, bütün yapılar hepsi yerli yerinde hanımefendi. Allah belanızı vermesin ya. Çok doğru. Bence de katılıyorum. Ay, bir yudum alayım. Şey bu arada çok inanılmaz bir şey söyleyeceğim size. Benim kendi gözlerim kendimin yani lens değil. Çok inanılmaz bir o hadisede olaydı yani bilmiyorum. Sahi mi? Gerçekten. Doğal zümrüt yeşili gözleriniz. Bak kal geldi size değil mi? Kal geldi. Gözünüzü içelim. Bakmıyor. Koş, koş. Şu düştüğümüz hallere bak. Ya koş. Dönüş için işaretini bekle koridorda. Tamam. Papatya gibisin de yazmayınca eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Bravo. Medeni cesaret tabii. Ya ya. Ne medeni cesareti ya? İçimiz ölmüş, onu canlandırmaya çalışıyorum. Yaş ortalaması 100 olunca partide böyle olur işte. İlahi Bülent, şu güzel sofranın tadını çıkarmıyorsun da. Ya benim bildiğim yılbaşı sofrasında hindi olur. Aa, unuttum. Hemen. Dur. Dur bakayım orada. Tuzağa düştüm. Ay ben şey unuttum istemeden geçtim. Bravo İfo, tebrik ederim. Şimdi seni öpeceğim. Ay ama Bülent Bey, ben unuttum da geçtim yani onun altına. Bülent, bırak kadıncağızı, hayatım mahcup oluyor. Ben öpeyim Bülent Bey, sizin altınıza. Ya. Peki vazgeçtim, öpmeyeceğim. Gel canım, onun yerine İffet'le tango yapacağız. Papatyam gibisin. Beyaz beyince eziliyor ruhum seni görünce.
İsmin dudaklarını yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? İffetciğimi hiç öper miyim? Benim hedef kitlem 40'ın altında. Malum, malum. Beni daha çok azizim gençler beğeniyor. Herhalde bu enerjik yapımdan kaynaklanıyor. Bilemiyorum. Seni tebrik ederim genç adam. Çok doğru bir adrese geldin. Allah razı olsun. Ben de öyle düşünüyorum Bülent abi. Şu işimi gör kurban olayım abi. Ne tavsiye edersin abi? Bak şimdi uzaktan olmaz. Kızı önce bir tanıyalım, üstünde çalışalım, plan yapalım, sonra saldırıya geçeceğiz. Vay, hırslı takılacağız yani. Ama avına çaktırmayacaksın. Yani blaze gözükeceksin. Nasıl yani? Hani siz cool diyorsunuz ya, böyle çabasız, umursamıyormuş gibi. Ha. Şimdi önce temel bilgilerle başlamak. Temel bilgilerle mi? Ha, mesela giyim kuşağı. Değil mi? Vücut taşıma, oturma, bir sigara nasıl yakılır, şarap nasıl konur? Sen kız için femme de monde dedi, değil mi? Vallahi abi o kadarını bilemiyorum ben, yeni tanıştığımız için. Yani dünyayı görmüş, rafine, kültürlü bir hanım. Tabii, tabii. Üzerinde çalışalım genç adam. Allah razı olsun abi, çalışalım abi ben. Bıktım ya bu moruklarla vakit geçirmekte. Bir de İstanbul'da daha henüz çevre yapamadım genç adam. Ya sizin bir fatoş vardı. Ha, ne oldu onu? Ah be abi. Sen de orijinalsin be abi. Vay Bülent abi. Bülent abi, bu flört terletiyor ya, zaten heyecanlıyım. Sohbet ilerlesin, çıkartırsın genç adam. Hem bu da samimiyeti ilerletmenin işareti olur. Tamam Bülent abi. Hayır, rejimde olmasaydım fındık fıstık bir şeyler atıştırırdım, rahatlardım be abi. İyi akşamlar. Bir melek geldi. Ah bir melek, melek. Bülent Onaran, erken emekli olmuştu bir diplomat ya da bir maceracı diyebilirsiniz. Yok sağ ol. Volkan Sütçüoğlu, 6 kilo vermiş muhallebici de diyebilirsiniz. 6 kilo oldu mu Volkan'cığım? Vallahi inat ettim Rüksan'cığım. Senin için yani. Yani söz verdim kendime de o açıdan. Neyse benden bahsetmeyelim, senden bahsedelim. İçin için çok hassassın değil mi? Ne demek o? Bütün kadınlar hassas değil midir Rüksan? Siz gelmeden önce kadınlardan söz ediyorduk. Hmm. Ne içersiniz? Kız hazır tuvaletteyken söyleyeyim aziz dostum. Çok iyi gidiyorsun. Fakat fazla heyecanlı gözükme. Abi, terden pantolonun bacağıma yapıştı vallahi ya. Bak şimdi, kız gelince aşktan bahset. Hı? Sonra samimiyet ilerleyince fularını çıkar, at. Ben kalkar giderim. Gitme abi, yok yok gitme abi. Ben ne konuşacağım onunla bilmiyorum Bülent abi, gitme abi. Burç muhabbeti aç. Her zaman işe yarar. Araya bir de espri sıkıştır, ısıt sohbeti biraz. Tamam da sen yine de gitme be abi. Ah, bir kadının önce parfüm kokusu, sonra kendisi gelir. Tekrar hoş geldin Rüksan. Rüksan, borcun ne? Benim mi? Yok, babamın. araya espri sıkıştırdım abi. Ben tahmin edeyim. Balık. Hayır, ikizler. Ama yükselende muhakkak bir balık vardır. Çünkü ancak balık kadınları senin gibi böyle buğulu bakar, gözleri duygu dünyalarını yansıtır. Balık değilse de balık eti. Denebilir mi? Denemez. Diyetisyen balık eti olur mu ya? Zaten zayıf tabii yani. Balık eti değil yani. Ha, o Cem'in saçının şekli neydi akşam Aslı'yı almaya geldiğinde? Şuradan geçerken boş buldum, ödüm patladı öyle. Ne bileyim şekerim, moda mıdır nedir? İleride babası gibi gençlik özentisi olmasın da.
şimdi ayol? Kapıyı kapattın Aziz. Buyurun, hayrola? Sedef peşimizde. Takip et. Ben de arkadaşım Neslihan. İyi akşamlar. Kurban kesilen. Ha? Bir iş görüşmesi için buluştuk ama ben Sedef'i böyle uzaktan görünce yanlış anlamazsın diye kaçıp buraya getirdim. Sedef hala peşimizde. Buraya girdiğimizi görürse. Sedef geldi. Siz Neslihan'ı saklayın ama söyleyeyim, tek tek odalara bakar. Ben de söylemez. Ama Bülent Bey, bizi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Ama dostlar, bugünler için değil mi? Efendim, şimdi bu sağ koridorun sağ ilk kapısı mutfak. İkinci kapıya gireceksiniz. Anahtarını açıp içeri gireceksiniz. Orası başkasının evi ama artık ne yapalım? Yaptım. Kapıyı artık açın canım. İyi akşamlar efendim. Bülent buraya mı geldi? Oo, kalem müdürü gel ya, biz de çay içiyorduk. Yürüyüşe çıkıyorum deyip iki saat dönmeyince merak ettim Bülent. Matmaze, sürpriz. Aa, hoş geldiniz. Oo, hoş geldiniz Bülent Bey, buyurun. Baba. Evladım, ne güzel. Herkes burada. Buyurun Bülent Bey, buyurun efendim. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz hamdolsun, siz? Çocuklar da davetiye seçiyor da. Evlilik davetiyesi mi? İyi düşünürüz mü? Biz evlendik de ne oldu? Evden atıldık işte. Ne? Evden mi atıldın? Annenin her zamanki kıskançlığı evladım. Bir misafir çağırdım eve, yanlış anladım. Misafir mi? Kim? Mehtap diye bir arkadaş. Bir iki gün artık beni eve almaz biliyorum. İşin kötüsü, cüzdansız filan çıktım. Bu gece nerede kalacağım da meçhul. Bizde kalın canım, aşk olsun. Ya İffet Hanım'a çok zahmet veririm. Ya, estağfurullah, estağfurullah. Hiç öyle şey olur mu? Volkan'ın odası boş zaten. Bu kadar ısrarı kıramam. Peki, kalın. Bu gece sizde kalayım. Bir bardak şarap olsa da içsem şöyle kafam yerine gelsin. Moralim çok bozuk. Aslı kızım, git bir şişe şarap aç gel. Tabii. Baba, annem çok mu kötü? Sormama fırsat bırakmadan evden attı beni evlat. Tamam, ben bir bakayım kendisine. Ha, gelirken benim terliklerimle ipek pijamalarımı da getir. Ha, bir de saç filemle röpto şambırımı. Ha, söyle annene versin. Moralim bozuldu. Bir işi çıkmıştır belki anne. Oğlum, baban emekli. Onun ne işi çıkacağı malum. Azıttı ama son zamanlarda. Sıcaktan mıdır, nedir? Bonsoir herkese. Neden yatmadınız? Neredesin Bülent? Neredesin Bülent? 33 yıldır en çok duyduğum cümle bu kalem sayende. İçki de içmişsin. İçki de içmişsin değil, içki içmişsin diyeceksin. Başka bir kabahatim yok. De eki fuzuli. Baba, keşke bir telefon etseydin. Bak, annem meraklandı. Niye merak ediyorsun? Ben 14 yaşında mıyım ya? Kitap almaya çıktım. Kitapçı sahibi, keyifli bir adam çıktı. Yandaki kafeye geçtik, sohbet ettik, muhabbet falan derken bir baktık. Saat 11. Kafe evolüsyon geçirmiş, yani bara dönüşmüş. Bülent,
Güzel yazıyorsun. Devam et yazmaya. Bir kadeh şarap içelim dedik. Sonra bir kadeh daha bilmem ne falan derken... işte tamam saat yarım evdeyim. Ne olmuş yani? Bunlara inanmamı mı bekliyorsun Bülent? Hı? Hangi kafe bu? Pazarcının üst katında, kitapçının yanında. Ben biliyorum orayı ya. O çok kültürlü, keyifli bir herif o. Tanıyorum ben o adamı. Ha, değil mi ya? Hava da çok sıcak ya, çok sıcak ya. Çok sıcak. Böyle açık havada serin serin oturayım dedim. Hazır adam da, hoş sohbet. Ama bu kadar saf, bu kadar iyi niyetli bir insanın bu evde maruz kaldığı şu muameleye bak. Utanın kendinizden ya. Utanın, kalbiniz kötü. Ağzımda kuş tutsam sizi bu ön yargılarınızı değiştiremem. Bülent. Canım. Boynunda ruj izi var. Hep bu kırmızı rujdan nefret etmişimdir. Başta burada buluşmayalım dedim ama bunun heyecanı da başka oluyor ya o Şerefe. Mehtap ne güzel bir isim. Fransızca la lune denir. Bizim bu evde ufak Fransız penceresinden başka balkon yok. Demek benim Mehtap seyretmem için senin buraya sık sık gelmen gerekiyor. Ah Şedef. Bülent. Tanıştırayım. Gerek yok. Tanıdım kırmızı rujundan. İyi o zaman. Konser yapılmadı mı ne oldu? Konser falan yoktu Bülent. Ayıp. Ayıp ayıp yaşından başından utan. Hem de bizim evimizde. Canım evime bir arkadaşımı çağıramaz mıyım yani? Aa dışarıya çıksam suç. Eve misafir çağırsam suç. Ne yapacağım ben? Yeter. Yeter. Bıktım artık bu pişkinliklerinden. Boşanacağım senden Bülent. Bitti, bitti. Defol. Defol. Gözüm görmesin seni. Defol. 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 Bak, defol dedin. Bozuldu, gitti kız. Sen de defol. Aa, komşular da ciddi ciddi kavga ettiğimizi zannedecekler. Aa. Bülent, git gözüm görmesin seni. Git gözüm görmesin seni. Bir daha da bu kapıdan içeri girme. Yani beni evden mi koyuyorsun? Defol Bülent. Bak giderim yalnız ha. Git. Git bu kapıdan da son çıkışın olsun. İster misin Sedef? Yukarıya çıkmayalım. Burada salonda yerde yatıp kalkalım. Klan hayatı. Eski günlerdeki gibi. Bülent delirdin mi? Bırak beni. Aa, aa, aa. Aa. Ah Sedef'cim ya. Bütün tatilin mutluluğunu, gevşekliğini bitirdim böyle işte. Bir gün önce niye geliyorsun? Açıklayabilirim. Açıkla. Hormonlar. Allah'ım bu yüzsüzlük beni daha çok delirtiyor. Sedef'cim gel dışarıda bir kahve içelim. Yeni bir kafe açılmış. Çok güzel. İstemem ben kafe falan. Hiç utanmıyorsun değil mi? Sedef bunu bu evde tartışmayalım. Evin feng shui'si bozuluyor. Ne diyorsun sen Bülent? Bak Sedef dışarı çıkıp hava almazsan adım gibi biliyorum. Çok daha fazla üzüleceksin. Gel dışarıda konuşalım. Ne değişecek Bülent? Çok şey değişecek. İnan bana. Gel çıkalım, açılırsın. Peki. Zaten artık bu evde oksijen alamıyorum. Hadi gel canım, gel. Bak bu ev bastı seni. Sobe. Niye saatine baktın Bülent? Bir yerde bekleyen bir hanım mı var? Bu iğneleyici lafların beni evden uzaklaştırdı Sedef. Efendim sürekli zan altında yaşamak ne demektir bilir misiniz? Ben vallahi bilmem. Nereden bilsin ayol? Efendim hayatında hanımına
tek kötü bir söz söylemeyen bir centilmen bir gün bir bakıyorsunuz bavulları da kapının önünde buluyor. Kırdığın cevizler beni açtı mı ondan? Tabii memlekette yani hayatında bir iki kaçamak yapmayan erkek mi var? Hiç mi televizyon magazinleri seyretmiyorsun yani? Ben televizyon seyretmiyorum Bülent, biliyorsun. Klasik müzik dinliyorum. Aslında doğru bir nokta. Yani erkeğin elinin kiridir bir yerde. Ciddi misin? Hayır. Dışarısı erkek avcısız ol hayatım. Yani aklımı çeldin. Anne bu adama da yazık ya. Bir erkek hayatı da kaçamak yapabilir ama ömür boyu bir tek kadına aşık olur. Ah bak şimdi. Ben de biraz fazla tepki göstermiş olabilirim tabii. Yok, kesin öyle anne, kesin. Yani sensiz yaşamaya alışmaya çalışıyorum ama her günde pizza yemekten bıktım. Ayakkabılarım cilasız. Gömleklerim eskisi gibi ütülü değil. Yani bir özlem ancak bu kadar gerçekçi ifade edilebilir. Perişanım seni. Ya. Ama yapma Bülent. Oo, annem elini çekmediğine göre... Çifte kumrular canım. Ya vallahi sizin ayrı kalmamanız lazım baba. Yıpranıyorsunuz ikiniz de. Bence bir an önce babamın annemin evine taşınması lazım. Aa, bence de. O zaman biz de artık mecburen kendi evimize taşınırız. Boş boşuna boş kalmasın ev. Hadi canım. Vakit kaybetmeyelim. Ben seni hemen eve bırakayım. Sonra gidip eşyalarımı toplayıp geleyim. Sen çocuklara dua et Bülent. Yoksa zor affederdim ben seni. Baktım. Ya sen bana aşıksın. Şunu kabul et ya. Bakayım sen artık. Buyurun. Bülent burada mı? Hayır yok. İşte görüyorum buradan. Bülent saat kaç oldu? Gitmeyecek miyiz? Bu sefer de zamanlamada hata yaptık. Berna, arkadaşım. Merhaba. Ben sana karşı köşede kafede bekle demedim mi? İyi de bekle bekle sıkıldım geldim. Gaffur diye pijamalı bir bey de beni yukarı çıkarttı. Gaffur. Bir de saçlarını uzatacakmışım öyle söyledi. Hadi aşkım ya. Aşkım ha? Şimdi gençler böyle efendim şimdi herkese aşkım bebeğim filan. Bülent bunlar misafir takımı ince de bir porselen. Bence sen hemen kalk. Kalk ki bunlar kırılmasın. Çorba da benim de biraz tuzum olsun misali. Atalarımızın şöyle bir sözü vardır. Kırkından sonra azarı tebeşir paklarmış. Ama 60'ından sonra azanın ne paklar bilmem. Kara tahta herhalde. Embesil. Hanımefendi tıptaki gelişmelerin farkında değilsiniz galiba. İnsanlar artık 100 yaşına kadar yaşıyor. 50'ler 60'lar orta yaş oldu. O zaman ne demeye kulçun kulçun hanımının peşinden koşuyorsun ki? Bu yaştan sonra artık seni kimse çekmez diye değil mi? Bravo doğru karar vermişsin. Ben kimsenin peşinden koşmuyorum. Koşmuyor musun? Tabii koşsan ne olacak ya? 20'likler, 30'luklar artık seni böyle kara kaşına gözüne gelmezler ki. Allah esirgesin. Servet avcıları senin gibi yaşlı adamların peşinde. Yaşlı adam? Kadınların beni nasıl beğendiğini sen bilmiyorsun galiba. Öyle mi Bülent? Öyle. Beğeniyorlar kardeşim. Bende değişik bir şey var. Kadınlar böyle akın akın geliyor. Evet. Şu aksakallı dededen bir hayır duası alsak diye geliyorlardır. Ay şaka yapıyorum, alınmıyorsun değil mi? Sen en iyisi evine dön Bülent amca. Kur dizine otur. Son yıllarını böyle huzur içinde, hanımının dizinin dibinde efendi gibi yaşayarak geçir. Benim gibi genç kızların peşini de bırak. Sen beni ne sanıyorsun ya? Senin yaşın benim için fazla. Allah Allah. Öyle mi Bülent? Evet öyle. Benim ayartamayacağım kadın yoktur. Sor bakayım, son 6 aydır benim kaç tane sevgilim oldu? Kaç? Hay tamam makbule. Kaç? Oh, sayısını bile hatırlamıyorum. Normal yaşlılıktandır. Yok ya. Bülent Bey, Sedef Hanım'la barışmalısın. Hadi kadeh kaldıralım. Sen bir de sevgililerin yaşını sor bakayım. Sor sor. Soruyorum. Ortalama 30. Evet. Hanımefendi,
Sen anlayamıyorsun, bu gerçeği kabul etmiyorsun ama kadınlar bende bir şey var buluyorlar yani. Evet, kadınlar bana hasta. Ne yapayım yani? Tabiatım böyle. Ha, evet. Orta yaşın başındayım. Doğru ama yani hormonlarım zirvede. Evet, engelleyemiyorum. Öyle mi bile? Evet öyle kardeşim, ne yapayım yani? Çapkınım yani. İstersen buradaki bütün kadınları tek tek kendime aşık edebilirim. Evet, tabiatım böyle. 18'inde böyleydim. 38'inde de, 8'de de böyle olacağım. Aa, ona ben karışamam artık. Hanımınız düşünsün. Sedef, yanlış anlamıyorsun değil mi? Hı? Çay. Çay. Alışkanlık. Hadi afiyet olsun.